vicdan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Cevap: hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyesidir. İşte himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşman-ı şedid olan yeis rast gelir. Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı la taknetu kılıncını istimal ediniz. Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylüt tefevvük istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz künü lillahi hakikatini o düşmana gönderiniz. Sonra da ileri müteselsiledeki tereddütü atlamakla müşevveş eden aculiyet çıkar. Himmetin ayağını kaydırır. Siz vasbiru ve sabiru ve rabituyu siper ediniz. Sonra da medeni bittap olduğundan ebnai cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan, insanın amalini dağıtan fikri infiradi ve tasavvuru şahsi karşı çıkar. Siz de hayrun nes enfavuhum linnes olan mücahidi âli himmeti mübarezesine çıkarınız. Sonra başkasının tekasülünden görenek fırsat bulup ve hücum edip belini kırar. Siz de alallahi la gayrihi felyetevekkilin mütevekkilün olan hısn-ı hasini himmete melce ediniz. Sonra da aciz ve nefsin itimatsızlığından neşet eden tefis ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de la yadurrukum men dalle izehtedeytum olan hakikat-ı şayikayı üzerine çıkarınız. Ta o düşmanın eli o himmetin damenine yetişmesin. Sonra Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir. Himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz de istekim kema ümirte ve la teteemmer ala seyyidike olan kar aşina ve vazife şinas olan hakikati gönderiniz. Ta onun haddini bildirsin. Sonra umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylül rahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindanı sefalete atar. Siz de leyselil insani illa mesa olan mücahidi Ali Cenabı o celladı sehara gönderiniz. Evet, size meşakkatte büyük rahat var. Zira fıtratı mütehiyyiç olan insanın rahatı yalnız say ve cidaldedir. İnne leküm fil meşakkati rahete innel insanel mütehiyyicete fıtratuhu rahatuhu fissayi vel cidal. Sual: zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Geçen hafta buraya başlamıştık değil mi? Evet. Bir şurayı bir kısmı okumuştuk değil mi? Başını okumuştuk. Böyle bir hulasa edersek. Tabi alem-i İslam'ın bugünkü ne diyorlar? Panorama mı? Hali aleme baktığımız zaman hakikaten insanın ciğerini parçalıyor. En büyük, en ekmel peygamber Zat-ı Muhammediye. En son, en cami kitap Kur'an. Allah bize, değil mi, bütün beşere İslam'ı seçmiş. Din olarak İslam'ı göndermiş. En ekmel din, en şanlı peygamber, en kıymetli tarih ve ecdat bizde olmakla beraber bugün İslam aleminin durumuna bakın. İnsanın ciğeri parçalanıyor. Geçen hafta söyledim, Mehmet Akif'in şeyinde, şiir kitabında, Safahat'ta Hindistan'da bir Müslümanın bir cümlesini almış şiirin başına Akif. Hakikaten çok insanın rikkatına dokunuyor. Şöyle bir cümle, diyor ki odama girdim, kapımı kapattım.
o gece sabaha kadar alemi İslam'ın inhitatına, yıkılışına ağladım, ağladım. Odama girdim, kapımı kapattım. O gece sabaha kadar alemi İslam'ın yıkılışına, perişanetine, inhitatına ağladım, ağladım. Hakikaten ağlanacak durum. İşte İslam aleminin durumu, perişanet. Hep ne? Tembellik, rahavet, meskenet, zillet. İslam'ın izzetini, İslam'ın şerefini hakkıyla temsil edemedik. Onun için İslam dünyası bugün her şeyden ziyade ne istiyor? Temsil istiyor. Kur'an'ın kutsiyet ve hakikatını hayatında fiilen yaşayan ve gösteren Müslümanların Allah sayısın çoğalsın. Konuştuğunu yaşayan, yaşadığını konuşan, konuşan bir hakikat olan, ya, İslamiyet'i temsil eden Müslümanların Allah sayısın çoğalsın. Şimdi bunu enfüsi alemde hizmet noktasından da müzakere ve tezekkür edebiliriz. Hizmetimizin intişarında bazı sıkıntı ve sancılar meydana geliyorsa bir murakabe ve bir nefsi sorgulama manasında da niye hizmetimiz arzu ettiğimiz manada intişar ve inkişaf etmiyor manasında da bu dersi ne yapabiliriz? Tezekkür ve tefekkür edebiliriz. Evet. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyesidir. İşte himmetiniz şevke binip mübarezeyi hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmanı şedid olan yeis rast gelir. En şedid düşman yeis. Şevkle ben bu milletin bekasına, ebediyetine, hayatı bakiyesine çalışacağım. Azmı, cezmi kast eyledim. Hakkat-ı Kur'aniye'nin bir meşalesi, bir çağlayanı olacağım. Allah'ın marifet ve muhabbetini insanların kalbine nakşedeceğim. Benim hayatım bu. Benim hissiyatım bu. Benim dünyam bu. Şimdi böyle bir şevkle, böyle bir hamle bir Müslüman öne atıldığı zaman en şiddetli düşman ne? Yeis. Bu milleti ağam, bu milleti sen mi kurtaracaksın? Yemi beter. Her gün biraz daha ne olacak? Beter olacak. Sana mı kalmış? Evet, bana kalmış. Bu görev benim. Bakın şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Enteresan bir kanun. Allah bir ümmeti, bir milleti, bir devleti İhya etmek, manen diriltmek istiyorsa, onu kaderin arzu ettiği zirvelere taşımak istiyorsa Allah o milletten yüzlerce, binlerce, on binlerce mürşit göndermez. İnsanların ve ümmetlerin terbiye ve tahsihinde Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu var. Allah bir ümmeti istikamet çizgisine getirmek için ne göndermiş? Bir peygamber. Diyor Elisanur'da, her asır bir nebinin veya bir velinin taht-ı riyasetinde. İşte bak Bediüzzaman Hazretleri, bir kişi, tek ya. Elleri bağlı bir ihtiyara ordular tecavüz ediyor. İşte. Van'dayken, değil mi? Tahir Paşa bir gazete haberini okuyor. İngiliz Müstemlekat Nazırı demiş ki, bu Kur'an Müslümanların elinde oldukça biz onlara hükmedemeyiz. Ya Kur'an'ı onların elinden alacağız veya onları Kur'an'dan soğutacağız. Bak, Üstad bu haberi deyince içindeki hamiyet hissi bir anda patlıyor. Şey teorisi var, Big Bang teorisi. Patlama, dava adamının şeyi, ayağa kalkışı.
bu haberi duyunca Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu ben tek başımla bütün dünyaya ispat edeceğim. Ayağa kalkıyor. Sübhan'ı bilenler bir Akdemir Adası var. Akdemir Adası. Üstad gençlik döneminde demiş ki efendim, ben 50 tane talebe yetiştireceğim. 50 talebe yetiştireceğim. Bu 50 talebe ile İslamiyet'i bütün dünyaya yayacağım. Demişler Seyda niye Akdemir Adası? Demiş ki Akdemir Adası'nda iki tane yeşil var. Biri Van Denizi yeşil ya, bir de Sema yeşil. Hadislerde Peygamber diyor ki Sema nedir? Yeşil. Sema yeşil, deniz de yeşil. Talebenin demiş gözü başka şeyi görmez, iki yeşili görür. Bak tecerrüt manası. Zihnini, fikrini Hakkat-ı Kur'aniye teksif etmek. Çok önemli. Şimdi dün gece okuduk ya ilham, talim, tasfiye, bir de nazar-ı fikri. Nazar-ı fikri. Bakın. Şimdi nazar-ı fikri ne demek nazar-ı fikri? Şimdi kapının önünde bir tane araba var, onu yıkayacaksın. Hortumu bağladın. Yıka. Fırçayı getir, yıka. Bir saat uğraşırsın, iki saat. 20 tenekede suyu, 30 teneke suyu da zayi eder misin? Edersin. Nazar-ı fikri. Bak, adam tabancayı kullanıyor. Kanunu tazik. Suyun çıkışını ne kadar küçültürsen, suyun keskinliği o kadar ziyadeleşir. Bu fizik kanunu. Tabancaya bakıyorsun, suyu motorla, tazikle veriyor. Bakıyorsun, 3 saate yıkayamadığın bir arabayı 5 dakikaya bitti. Ve yarım teneke su. Suyun çıkış noktasındaki çıkışı ne kadar daraltırsan ve suyu ne kadar tazikle yaparsan, dünyanın en yumuşak nimeti olan su kılıçtan daha keskin olur. Mermer şeylerine gidip dağda mermeri neyle kesiyorlar? Suyla. Kanlı tazik. Tek bir hedefe kilitlenmek. Bu her şeyde var bak. Sporda da var yani. Şimdi ben böyle elimi alsam vursam parmak gider, bel mi, bilek de gider. Ama adam bak konsantre oluyor. Fiziğini, güç ve kuvvetini tek bir noktada temerküz ettiği için 20 tane tuğlayı bir hamlede ne yapıyor? Kırıyor. Noktayı temerküz. Aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, hissiyatıyla, gecesiyle, gündüzüyle davası, leylası olacak. Yandımsa İslam'ın derdine yandım. Bugün İslam alemi ya böyle fedakarlar istiyor. Allah onların sayısını çoğalsın. Allah bazen bir kişiyle bir ümmeti düzeltiyor mu? Düzeltiyor. İşte Bezvan Hazretleri gibi değil mi? İslam aleminde 3 kişi, 4 kişi olsaydı bir Pakistan'da, bir Mısır'da, bir Suriye'de, bir Irak'ta İslam dünyası böyle mi olurdu? Bakın Cevat Rıfat Atilla Üstad'ın yanına gidiyor. Kara kitabı yazmış o. 1950'den önceki Türkiye'deki şeyi Halk Parti'nin yaptıkları. Öyle gelir Üstad'a anlatıyor. Öyle bir tablo çiziyor ki böyle artık İslamiyet gitmiş, bitmiş. Güç onlarda, devlet onlarda, kuvvet onlarda, para onlarda, finansman onlarda, eleman insan onlarda. İslamiyet garip olmuş, bitmiş, tükenmiş, nefesi kesilmiş. Üstad da hastaymış yatakta. Öyle anlatınca sonra cübbesini omzuna almış. Tuta bunları. Aldır. Tut. Üstad'ın birden şey etmiş böyle. Cübbesini uzatmış. Demiş ki bir tane Said onların kafına bedeldir. Bir Said. Bir Said. Ne konuşuyorsun?
Bak bir Said. Böyle 10 sene, 20 sene sonra görün o Said'i, o Said'in şahsı manevisini. Bir Said onların topuna bedeldir. Bir Said. Demek işte bu dersi okuduk ya. Tecelli ehadiyete, cilve-i semadaniyete tam bir ayna. Bitti. Onun için bir nur talebesi, şahsiyet, fert itibariyle küçüğüz, doğru. İnsanın zafiyetimiz var, eksik ve noksanlarımız var, doğru. Ama dava itibariyle büyüyüz. Fert itibariyle zerreyiz ama dava noktasında arşız. Arşa gebeyiz Allah'ın izniyle. Bir kişi, üç kişi, beş kişi öyle... Ya, 10 kişi diyor Emir Dağı'nın arkasında, 10 kişiye hakikat dersini vermek, 10 kişiye hakikat dersini vermek, bir kutb-ı azamın yüz binlerce kişi işat etmesinden daha kıymetdar görüyorum. Bu hizmet böyle. O diyor kutbun etrafında olanlar, onun şahsiyetinin cazibesi içerisinde etrafında pervaz olurlar. Mürit halkası, şeyhine müteveccih. Çıkıyorsun şey yaylaya efendim çayır. Çayıra gidiyorsun bakın 100.000 tane ot. Her taraf ot yeşillik. Ama bir rüzgar, bir bora, bir fırtına hepsini ne yapıyor? Seriyor. O 10 kişi diyor çınar gibi. Çınar. Kainat kopsa o kopmuyor. Şimdi Risale-i Nur ne yetiştiriyor? Bakın. Yani müdakkikane, Risale-i Nur hizmetine, çok müdakkikane bakmak lazım. Risale-i Nur sahibi rüşt ve dava yetiştiriyor. Yani Risale-i Nur, bak Risale-i Nur'un tarlası sahibi rüşt ve dava yetiştiriyor. Ne demek sahibi rüşt, dava? Bakın. Yani sahibi rüşt ve dava bir nur talebesi. Bilfarz öyle yani varsayımla konuşalım. Bugün Risale-i Nur'u okuyanlar, Risale-i Nur'a hizmet eden insanların hepsi Risale-i Nur'u bıraksalar, terk etseler. Terk etseler. Ruh zeminde Risale-i Nur'u okuyan, dinleyen hiç kimse yok. Sahibi rüşt ve dava kimdir? Tek başıyla Hakkat-ı Kur'ani'yi ruh zeminin göbeğine çakandır. Tek başına. Bismillah, Allahu Ekber deyip aynı Said'in bir varisi olarak ayağa kalkıp hizmet-i imaniyeyi tamim ve neşredendir. Şimdi Risale-i Nur'da bu özellik var, bu vasıf var. Yani, Risale-i Nur'daki cazibe ferdi ve şahsi bir cazibe değildir. Bir adamın velayeti vardır, cazibesi vardır, olur. Mıknatıs da efendim şeyi çeker. Toplum neyi çeker? Ama Risale-i Nur'daki cazibe Hakkat-ı Kur'ani'nin cazibesidir. Ferdi şahsi velayetten gelen bir cazibe değildir. Envar ve Esrar-ı Kur'ani'den gelen bir Hakkat-ı Kur'ani'nin cazibesidir. Onun için Risale-i Nur yani sır-ı bereset noktasında velayet-i kübranın hamilidir. Velayet-i kübra hiçbir şahsın, bir şahsın velayeti, dirayeti, kutbiyeti, keramet ve keşfiyatı, manevi terakkiyatı ne noktada olursa olsun velayet-i kübra hiçbir şahsın rahle-i tedrisinden, ilminden, maharetinden alınmaz. Velayet-i kübra esrar hakkat-ı Kur'aniyeden alınır. Onun için Üstad Hazretleri bin bakın fevkalede karizması olduğu halde Üstad diyor bakın kendini azletmiş. Hizmeti iman ve davayı Kur'an. Hakkat-ı Kur'aniye. Her yere ulaşan bir sistemi Allah bize ikram etmiş. Onun için hiç yese gerek yok. Allah'ın izniyle şu istihbar inkılabı içinde en yüksek seda Kur'an'ın sedası olacak. Tasa yok, endişe yok. Hayattaki bu bütün tezahür ve tecellilerin değil mi? İsmi zahir kabuk gibidir. Kabuk.
Şimdi ismi batın. Şimdi cevizi bakın, cevizin üstünde önce bir yeşil tabaka vardır, sonra o kurur, arkasından değil mi? İkinci bir kabuk gelir, o kabuk kırılır, ezilir. Fakat cevizin asli değeri, değil mi? Esas nedir? İçidir, özüdür. İç ve öz. Şimdi hayat içtimaya medar kabukta patırtılar, gürültüler, efendim sesler olur mu? Olur. Kırılmalar, gürültüler. Ama bu memleketin özünü, özünü Risale-i Nur'un şahsı manevisi tutuyor. Devlet-i Muhammediye'nin yükünü Risale-i Nur'un şahsı manevisi götürüyor. Onun için yes yok. Hizmet, bu ümmeti diyor, sahili selamete çıkartan gemide çalışan kademeleriz. Allah hizmetkarlığımızı, hademeliğimizi arttırsın. Hademe, şakirt, nur talebesi nefesinin sonuna kadar, kalbi durduğu noktaya kadar hep şakirt, hep talebe. Hep talebe. Allah bizi o talebe-i ulum kisvesiyle yürüsün, büyüsün, çürüsün. Evet. Yeis mani her kemalde. Kanser hastalığı gibi diyor işte yeis. Yani kanser vücuda girdiği zaman ne yapıyor? Hemen çökertiyor ya. Siz o düşmana karşı la taknatu kılıncını istimal ediniz. Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylüt tefevvük istibdadı hücuma başlar. Şimdi hakkın hizmetinde yer darlığı yok. Müzahamet, çatışma yok. Bakın şimdi Risale-i Nur hizmetinin muvaffakiyetinin çok önemli bir ölçüsü sır olarak burada gizli. Birçok, Allah hepsinden razı olsun, İslam'ı tebliğ eden çok cemaatler var. Değil mi? Çok değişik tecelliler var. Allah hepsinin ihlasını, safiyet ve samimiyetini arttırsın. Mesela diyelim ki tarikat üslubu içerisinde değil mi? Şeyh ve mürit ilişkisi var. Şimdi şeyh hazret posta oturuyor. Yaşı kemalını buldu, 70'e 80'e geldi. Bu vefat ettiği zaman devir ve teselsül itibarıyla değil mi? Onun yerine ne atanacak? Bir halife atanacak, değil mi? Öyle değil mi? Tarikat üslubunda böyle gelmiyor mu? Öyle geliyor. Efendim. Zat şeyini bitirdi. Ömrünü tamamladı. Müritleri arasında kim liyakatlıysa oraya oturacak. Bak. Şimdi tarikat üslubu içerisinde makam bir. Dergahın piri. Bakıyorsun daha şeyh ölmeden bazen açık bazen gizli ve kapalı ne başlıyor? Bir rekabet başlıyor. Kız yarışı. Bakın efendim, Mehmet Ali diyor ki, bundan sonra ben. Peki sen ama hele söyle bakayım, sende mezzetin var. Abi, 3 aylara başladım. 3 aylar oruç. Sana 3 ay oruç diyorum. Riyazet eyleyim. Gece teheccüd namazları da başladım. Bu dergah, bu makam benim. Mehmet Ali Bey'e duyunca bu neydi? Yunus durur mu? Hı. Sen 3 ay tutarsan ben de... 5 ay. Yok. Bir gün yerim, bir gün tutarım. Bu kimin sünneti? Davud'u. Ben de Davud'u oruca başladım. Bir gün yerim, bir gün tutarım. Ha, Yunus bunu geçti. O durur mu? Ben... Kurban ve Ramazan bayramının ilk günü hariç bütün ömrümce oruç tutacağım. Ya sen? Bir şey sana bir şey kalmadı. Sabaha kadar namaz. Ya sen de sabaha kadar namaz. Zımni rakabet, kıskançlık, haset giriyor. Vefa semti var da vefa. Vefa semti. Dergahın şeyhi
topluyor müridanını, diyor ki işte emri hak vakı olacak. Ben artık yaşımın kemaline geldim. Belli bir müddet sonra ölüm mukadder görünüyor. Benim dergahımda ben vefat ettikten sonra benim kavumu getirsiniz, rahlenin üzerine koyarsınız. Kim kavumu alıp başına geçirirse bu dergahın şeyhi olacak. Neyse emri hak vakı oluyor. O şeyh hazret ölüyor. Kamil evliyadan bir zat. Ondan sonra getiriyorlar kavunu şeye koyuyorlar. Rahlenin üstüne. Tabii o halifeler ve dergahın en ölesinde olanlar tamam. Kim elini atıyorsa kavuğu kaldıramıyor. Velayet-i Kusiye ile bağlamış. Kim elini atıyorsa kavuğu alamıyor. Ulan o geliyor, öbürü geliyor. Bir türlü kimse kavuğu kaldıramıyor. Ulan kim kaldı, kim kalmadı? Hiç kimse yok. Birisi diyor ki ya dergahın şeyi vardı, sucusu vardı. Vefa vardı, vefa. Vefa da kaldıramaz ama madem şeyhin şeyi var. Vasiyeti var. Geliyor, Bismillah, Allahu Ekber diyor, kafasına geçiriyor. Şimdi bakın, tarikat üslubu içerisinde değil mi? Şeyh öldüğü zaman onun yerine kim geçecek? Çatışma, rekabet, haset oluyor mu? Oluyor. Ama Risale-i Nur hizmetinde makam bir değil. Binlerce makam var. Şeyh ve mürit ilişkisi değil. Ne ilişkisi? Kardeş. Bir insanın 3 tane, 5 tane, 10 tane, değil mi? 100 tane kardeş olur mu? Olur. Kardeşlik. Onun için Risale-i Nur, bakın, şahıs eksenli bir hizmeti getirmemiş. Değil mi? Yani şahsı manevi eksenli bir hizmeti getirmiş. Dolayısıyla Risale-i Nur'da şey yok. Makam darlığı yok. Bir beldede, bir mıntıkada 3 tane, 5 tane abi olur mu? Olur. Ama bir şeyh, 3 halife, efendim, 5 mürşit oldu mu, o zaman cenk ve cidar, 2. Dünya Savaşı ortaya çıkar. Risale-i Nur hizmetini üstad öyle şey etmiş ki, yani bu asrın mizacına muvafık bir şekilde Risale-i Nur şahıs üzerine gitmiyor, şahs-ı manevi üzerine gidiyor. Risale-i Nur talebeleri içerisinde bir şey şahs-ı manevi oldu mu, ala külle ona tabaka olur. Tabaka itibariyle bazı nur talebesi diğerine fazilet noktasından fazla olabilir mi? Olur. Ama hepsi nedir? Hepsi talebedir. Evet. Siz künü lillahi hakikatini o düşmana gönderiniz. Sonra müzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylüt tefevvük istibdadı. Şimdi Risale-i Nur hizmetinde bakın şey yok, değil mi? Yer darlığı yok. Kardeşlik. Hatta mesela mesleğimizin diyor usta esası kardeşliktir. Fena fil ihvan. Kardeşinde fani olmak. Mesleğimiz halli olduğu gibi meşhurumuz hıllet manasıdır. Şimdi yer darlığı yok. Şimdi birinci mani neydi? Yes. İkinci mani ne? Meylü tefevvük. Yani üstünlük meyli. Bak makam bir tek olursa, değil mi? Rekabet noktasında üstünlük meyline yapar, ortaya çıkar. Dünyada da öyle işte. Genel müdür kim olacak? Benim olmam lazım. Niye? Ben 3 tane dil biliyorum. 20 seneden beri çalışıyorum. Avrupa tecrübem var. Şu kadar şeyi de yürüttüm. Ulan sen daha lise mezun, git tarafa. Bozma insanını. Üstünlük meyli. Üstünlük meyli de ne yapıyor? Hakkı, hakikati, hasbiliği öldürüyor. Hizmetin hasbiliğini, saffet ve samimiyetini bombardıman ediyor. Demek bir Müslüman'da fazilet olur mu? Olacak. İbadetten gelen fazilet var, takvadan gelen fazilet var, ilimden gelen fazilet var.
sıfatların intişarından, inkişafından gelen fazilet var. Bir adam sehi, cömert. Değil mi? Fazilet. Bir adam alim, ilimden gelen fazilet. Bir adam müttaki, takvadan gelen fazilet. Fakat bunları bir rüçhaniyet vesilesi yapmamak. Sade bir mümin. Hasbi bir mümin. Çünkü böyle ben daha üstünün manası uvvet ve muhabbetini yapmış oluyor. Karşılamış oluyor. O zaman bakıyorsun efendim. Taraf o taraf, bu taraf. O cihet, bu cihet. Onun adamı, bunun adamı. Öyle oluşum, böyle oluşum, şöyle oluşum. Ondan sonra bakıyorsun. Karşılamalı, dağılmalı, şunlar, bunlar zor oluyor. Bunlara karşı çare ne diyor? Şöyle dinle. Allah için. Allah için. İbadet ayet var ya, de ki benim namazım, benim orucum kim içindir? Allah için. Fî sebîlillah. Cenab-ı Hakk'ın marziyatını esas alıp yürümek. Cenab-ı Hak bu manada da bize resul yetersin. Sonradan bunlarda böyle bir sıralama var mı abi, yoksa hepsi farklı farklı hastalık mı? Birincisi, ikincisi diyor ya. Sıralama var tabii. Önce yes. İşe teşebbüs edince, yapsan bu işi beceremezsin, sen bu işi yapamazsın. Çoğu zaman yes önümüze çıkıyor önce. Muvaffak olduk, beraber bir noktaya geldik, o zaman sen müslüm, ben müslüm. Meylül rahat diyor, en son mertebede o mu artık musallat oluyor? Evet. Meylül rahat anamızı ağlatıyor. Bugün şu anda bizim cemaatimizin en büyük sıkıntısı meyli rahat. Bakıyorsun adam aslan gibi istat ve kabiliyeti var. Aslan. Kedi gibi oturmuş orada. Ulan kalk. Bir daha dünyaya gelecek değilsin. Ya. Hakikaten aslan istat ve kabiliyeti var. Bu Afrika'nın sinekleri var da, uyku getiren sinek. Bir ısırıyor, 10 saat uyuyor. İstadına bakıyorsun, hakikaten aslan gibi. Bir beldeyi, bir memleketi ayağa kaldıracak istadı var. Fakat kedi gibi böyle. Kedi, çocukluğumuzda sobanın yanına gelirdi kediler sıcakta böyle. Ne derler efendim? Maişe. Öyle. İstadı aslan gibi. Sıcak rahatlık mı? Tabii. Meyli rahat. Bir dava adamının en büyük düşmanlarından birisi meyli rahattır yani. Şimdi burada neyse, baştan en sona atladım. Neyse, burayla bitirelim. Bir dava adamının özelliklerinde bilinmesi ve altı çizilmesi lazım gelen netice şudur. İstikbal var ya, istikbal. Yarınlar rahatlarını terk edenlerindir. Yarınlar rahatını terk edenindir. Rahatını terk etmeyen yarınlara ulaşamaz. Bunu istersen hizmet noktasından al, istersen ahireti kazanma noktasından al. Rahatını terk etmeyen, yani yarınlar rahatını terk edenlerindir. Dünyevi de geçer. Dünyada da, ahirette de. Bütün, bakın, dünyada hatta beşeri performans, beşerin istat ve kabiliyeti noktasından da bakın, kaydedir bu. Kayde-i külliyedir. Kanun. Belli bir zirveye çıkmış insanların hayatlarına bakın, hiçbirisi elini kolunu sallayarak o noktaya çıkmamış. Hepsinin, belli zirveye çıkmış insanların hepsinin hayatlarını inceleyin, arkasında çok önemli bir ne vardır? Ter. Ya, ter vardır ya, emek vardır. Müsbet, menfi, negatif, pozitif. İşte birkaç tane misal vereyim size. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki,
Bakın, ben kendimi bildim bileli yatağa girdiğimi bilmiyorum. Ben de kendimi bildim bileli yataktan çıktığımı bilmiyorum. Üstad Hazretleri diyor, her gece 5-6 saat meşguliyetten gelen bir yorgunluk. Her gece. Büyük Cevşan'ı baştan sona okuyor her gece. Üstad bir gece, hiçbir gece sabaha kadar ayağını uzayıp da yatmamış. Hazreti Ömer demiş ki, Ömer gündüz uyursa ümmet helak olur. Gece uyursa da Ömer'in kendisi helak olur. Allah meyli rahattan bizi muhafaza etsin. Beladır meyli rahat. Anamızı ağlatıyor, işimizi bitiriyor. Marx'la Engels 2,5 sene kütüphaneye girmişler. Marx'ı yazmış, Kapital'ı yazmış, 2,5 sene. Günde 8 saat, 10 saat çalışıyor. Lenin Kapital'ı hapishanede 2000 kere okumuş. Sen kaç kere okudun? Allah seni de affetsin, beni de. Hissin, hevesin, nefisin de gelmesinin nedeni de rahatlık değil mi? Şimdi nefisin yani gibi. Bak, men talebe ve cedde, bu kayde. Kim isterse, ne isterse Allah onu veriyor. Ne isterse onu veriyor. Ne isterse onu veriyor. Ne kadar istersen o kadar veriyor. Kabın ne kadarsa işte o kadar. Allah kapımızı büyüsün. Amin. Allah bizi rehavetten, tembellikten, meyli rahattan da korusun, muhafaza etsin. Amin. Kimden istenirse o bir. Kimden istenirse o bir. Yani. Allah dünyada hem kafirin hem de Müslümanın Rahmanıdır. Men talebe ve cedde. Bir zaman o komünist hadislerin olduğu zamanlardı, bir yere gitti, bir iş yerine bir zengin tüccar geldi. 10-15 tane de fabrikası var. Çok zengin bir adam. Baktım birisi ona takıldı. Siz dedi, kapitalistler, o dönem ağız var ya işte, nasırlı eller, fukara, fukara edebiyatı. Siz kapitalistler, baktım adama şey etti, yani, hakaret ediyor falan. Adam biraz dinledi. Hiç unutamadım, bak 30 sene önceki olay, adam cazinle dedi ki, beyefendi, beyefendi, sen biliyor musun ben o fabrikayı nasıl kazandım? Dedi, 20 seneden beri ben 2,5 saatten fazla uyumadım, haberin var mı senin? Sen kaç saat uyuyorsun, gel bakalım lan. Evdeye kadar zıbarıp yatıyorsun, pis herif. 20 senedir ben 2,5 saatten fazla uyumadım. bu kanun. Kanun. Buz üzerinde spor yapanlar vardı, sporcular. Patent. 4 yaşında kabul ediyorlar okula. Çocuk 7 yaşına geldiği zaman bu artık bu kütük daha bükülmez. Bir daha dünyaya yeniden gelmesi lazım. 4 yaşında alıyorlar.
Onun fiyatları hazırlanan bir buz patencisi, bakın, son 6 ayda 10 saat şey yapıyor, antrenman yapıyor, 10 saat. Böyle şov değil yani, böyle millete göstermek değil, kocasının şeyinde, gözetiminde, antrenörün gözetiminde öyle. Bir tur atayım gezeyim, böyle Coca-Cola içeyim bir daha bir tur atayım böyle göstermek için yapıyor. Son 6 ay 10 saat. Son 2 hafta 15 saat. 15 saat. Bak sen düz yolda yürüyemiyorsun. Adam buzun üzerinde dans ediyor, takla atıyor sağa sola, ne biri kırılıyor ne düşüyor. Meleke haline geliyor. 18 saat. Gözünü kapatıyor. 6. his. Ayağını atarken ayağın dibinde jilet var yani. Kanlı denge. Böyle çıkıyor. Kendini konsantre ediyor. 18 saat. Her sen 18 saat dine, mukaddesata, risale-i hakkat-ı Kur'aniye kendini ver. Ya sen sıratı koşar. Amuda kalkarak koşar. Tek bir ayağını kaldır. Böyle emne kahrar böyle. Ayağını da bir. 18 saatini ver bakalım. Ya. Cenab-ı Hak şevkimizi ziyadeleştirsin. Aslında dünyaya bir daha gelecek değiliz yani. Allah hamiyetimizi ateşlendirsin. Bakın. Osmanlı hattatları cuma günleri hat yazmıyor. Bir gün eline kalemi bırakıyor. Cuma'ya gidiyor. Çoluk çocuğun maişetiyle meşgul oluyor. Cumartesi eline kalemi aldığı zaman en kötü yazıyı hattı cumartesi yazıyor. Bir gün elinden kalemi bırakmış, eli gabileşiyor. Cumartesi en kötü yazı. Pazar biraz daha açılıyor. Pazartesi, salı, perşembe akşamı, en güzel yazıyı perşembe akşamı şey etmişler, yazmışlar. Cuma günü kalemi bırakmış, cumartesi günü eli şey etmiş, gabileşmiş. Osmanlı'nın meşhur hastatları 2 kilodan fazla taşımamışlar yük. Elimin terazisi bozulur. 2 günü müsavi olan diyor Peygamberimiz ziyandadır. Cenab-ı Hak şevkimizi, himmet ve ammetimizi artırsın. Rahmetten, tembellikten bizi muhafaza etsin. El-Fatiha.